26 Şubat 2006. Erdoğan konuşuyor. Üsküdar AK Parti ilçe kongresinde konuşuyor. Biz Orta Doğu'da GOTKA denilen geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin içinde eş başkanız. Biz orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir görev Türkiye'ye seçilerek verilmiştir. Sana bu görevi kim verdi? Bu sorunun cevabını istiyorum ben. Milletin vicdanı önünde bu sorunun cevabını istiyorum. Sana Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını kim verdi? 4 Mart 2006 Bayrampaşa İlçe Kongresi'nde konuşuyor beyefendi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Sen kendi Türkiye'nle uğraş. Bu ülkede demokrasiyi büyüt. Kişi başına gelir artır. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun. Sana ne Orta Doğu? Sana ne Kuzey ya da Güney Afrika? Sana ne kardeşim? Neden egemen güçlerin talimatına göre, yönlendirmesine göre, görevlendirmesine göre görev alıyorsun? Aslında zaman zaman Erdoğan da gerçekleri görüyor. Hakkını yemeyelim. Yaptığı bir konuşma var. Anneler Günü dolayısıyla yapıyor. 12 Mayıs 2013. Bizi Suriye'deki kanlı batağın içine çekmeye yönelik her türlü eyleme karşı soğukkanlı olmak zorundayız. Annelere söylüyor. Orta Doğu'da bir batak var. Bizi oraya çekmeye çalışıyorlar. Hepimizin dikkatli olması lazım. Büyük devlet hadiseler karşısında aklı selimle düşünebilen bir devlettir diyor. Doğru mu? Doğru. Peki ne oldu da bundan vazgeçti Erdoğan? Kim sana telkin etti? Kim seni yönlendirdi? Kim şunu yap bunu yap dedi? Kim Orta Doğu'ya gir dedi? Aslında onun cevabını da Erdoğan veriyor. Ne zaman? 5 Aralık 2017. Yeni. 2017. AK Parti grubunda. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. Sizden önceki Obama yönetimiyle beraber kurduk diyor. Telkinin kim tarafından yapıldığını, kimin talimatıyla bu işlerin içine bulaşıldığını Erdoğan kendisi itiraf ediyor.